Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim patlıcanla iki çeşit kış hazırlığı hazırlayacağız arkadaşlar. Bir tanesini patlıcanları küp küp doğrayıp fırında kızartacağız. Daha sonrasında poşetleyeceğiz. Diğerine de böyle biber, kırmızı biber, biraz patlıcan küp küp gene fırında kızartacağız. Domatesli bir sos hazırlayıp içerisine atacağız. Yani hemen öncelikle şu yarım kilo kapya biber, yani 600 gram kadar, yarım kilo da yeşil biber kullanıyorum. Burada 3 kilo patlıcan var. 2 kilosunu küp küp doğrayacağım. Şöyle bir kısmını şu şekilde bir 3-4 tanesi bir kiloya yakın geliyor arkadaşlar. 1,5 kilosunu bunları küp küp doğrayacağım, poşetleyeceğim. Diğerini de karışık şekilde kızartacağım. Küp küp doğrayacağım, patlıcanları hazırlayayım. Alacalı olacak şekilde doğruyorum. Bir tuzlu suya bırakacağım. Şöyle çok aşırı derecede siyahlarını bırakmayacağım. Önce sade olan küp küpleri hazırlayayım. Daha sonrasında da diğerini hazırlayacağım. Bu fırında pişerken ben diğerini hazırlayıp hemen onu fırınlayacağım. İçin şöyle suyu yanıma getirdim. Tuzlu suda biraz bekleteceğim. Bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Sap kısımlarını ve şu arka kısmını alıyorum. Ve küp küp olacak şekilde doğruyorum. Böyle çok küçük değil. Kızardığında da küçülüyor arkadaşlar. O yüzden aşırı küçük yapmayın. Hazırladığımı tuzlu suyun içine bırakıyorum. Patlıcanı güzelce yıkadım, süzdürdüm. Şöyle derince bir leğenin içine alacağım ki rahat karıştırmak için. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Yıkadığım için tuzu gitti arkadaşlar. Şöyle bolca tuz ilavesi yapıyorum. Yarım çay bardağından daha az zeytinyağı. Çok zeytinyağı kullanmayın lütfen. Bu gayet yeterli. Elimle şöyle güzelce karıştırıyorum. Siz isterseniz tamamını bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. 3 kilonu. Ya da benim gibi böyle sizlere fikir olması için iki türlü de hazırlayabilirsiniz. Benim hazırlayacağım patlıcan daha çok böyle sos tarzı arkadaşlar. İçerisine yağlı kağıdı serdim. Şimdi döküyorum. Hepsini birden çok olacak sanki ama bir bakacağım. Şimdi fırına götürüyorum. Önceden ısıtılmış 190-200 derecelik ortalama fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Bir kere kızartacağım, sonra çıkartacağım, bir karıştıracağım, tekrar atacağım arkadaşlar. Patlıcanı güzelce kızarttım. Her ikisini de birleştirdim arkadaşlar. Çok fazla yapmıyorum sizlere fikir olması için sadece. Şimdi bunun içerisine çok yağ kullanmadığımız için şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı ilave edip karıştırıyorum. Böyle bir pipetle iç kısmına doğru çekiyorum. Ve bağlıyorum. Artık havasını alabildiğiniz kadar arkadaşlar. Böyle çok çok aşırı alamıyoruz. Şöyle tutuyorum. Şu fazla uç kısımlarını makasla kesin yer kaplamasın. Bu şekilde dolabınıza kaldırın. Pişireceğiniz zaman
hemen çıkartın. Buzlu şekilde tencerenizin içine atın. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi artık patlıcanlı sosuma geçebilirim. Bu kenarda kalsın. Şimdi hemen ikinci tarifim olan patlıcanlı biberli soslu tarifime geçeceğim. Aynı şekilde bu patlıcanları da alacalı olacak şekilde keseyim arkadaşlar. Bunu ben çok fazla yapmayacağım. Böyle aşırı. Çünkü artık yerim yok arkadaşlar maalesef. Ve bunları kavanoza koymayı düşünüyorum. Varsa siz de kavanoza da koyabilirsiniz. Böyle sıcak sıcak kaldırabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Ben 2-3 tane böyle şişeye yapacağım. Çok fazla yapmayacağım zaten. Şimdi patlıcanları öncelikle tuzlu suya koyacağım. O arada biberleri doğrayacağım. Hepsini fırında güzelce kızartıp o kızarırken ayrı yerde domates sosunu hazırlamaya başlayacağım. Bunları birazcık daha küçük doğrayabilirsiniz. Böyle şakşuka tarzında yapacağım çünkü. Bu tariflerin hepsini geçen sene denedim arkadaşlar. İyi sonuç alınca sizlerle paylaşmak istedim. Geçen sene o yüzden çok fazla tarifim yok. Bir şeyi denemeden kolay kolay tarif veremiyorum. Herkesin bir de damak tadı biri olmuyor arkadaşlar. Benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz. O yüzden çok fazla yapmayın. Az yapın. Beğenirseniz yaparsınız gene. Yanıma aldım. Şimdi bütün patlıcanları doğradım. Tuzlu suda beklesin. Ben hemen biberleri doğrayacağım. Domatesi hazırlayacağım arkadaşlar. Hemen biberleri de doğrayayım. Bunları patlıcanla birlikte atacağız. Biberlerimi de sap kısmına alayım. Doğraması daha rahat olsun. Biberleri illa sivri biber kullanmak zorunda değilsiniz. Arzu ettiğiniz gibi yeşil biber, Charleston ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi biberleri de küp küp olacak şekilde doğruyorum. Şimdi yeşil biberleri de aynı şekilde doğruyorum. Biberleri de kırmızı biberlerin içine alıyorum. Patlıcanları da süzdürdüm. Şimdi üzerine dökeyim arkadaşlar. Güzel bir kabın içine karıştırıp fırına atacağım. Şimdi tekrardan derince kabını koyuyorum. Patlıcan ve biberleri yine yağlayıp kızartacağım. Eğer evde air fryer'ınız varsa ya da böyle fritöz tarzı onda da kızartabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağını koyup karıştırıyorum. Daha iyi olacak sanki. Şimdi şöyle 200 derecelik fırına götüreceğim. Güzelce kızartacağım. 3 kilo kadar domates kullanacağım arkadaşlar. Şöyle tepsimin içerisinde kabuklarını soyacağım. İsterseniz kabuklarını böyle bir sıcak suya koyabilirsiniz. Yani sıcak suya koyup daha rahat soyabilirsiniz isterseniz. Ama benim kabuklar oldukça ince, gayet güzel soyuluyor. Kabuklarını soyacağım. İsterseniz hiç kabuklarını soymayın. Robottan çekip pişirin. Hangisi kolayınıza gelirse. Bir kısmını böyle sert olanları da biraz suda haşladım arkadaşlar. Bakın böyle daha rahat soyuluyor. Deminkilerin kabukları biraz inceydi. Rahat soydum ama baktım kalın olanları. Siz de eğer kalınsa kabuklarınız böyle tencereye koyup suyu birkaç dakika kaynatın. Hemen böyle daha rahat soyarsınız kabuklarını. Şöyle büyükçe tencerenin içerisinde yapacağım. Bütün domatesleri içine alayım. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Sonra blenderdan çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle iri iri
doğruyorum. Şu beyaz kısmını alacağım. Tam 3 kilo domates var burada. Tüm domatesi doğradım. Şimdi ocağa götüreyim. O orada kaynamaya başlasın. Ben hemen sebzelerimi kızarttım. Onları göstereyim size. Bu gördüğünüz patlıcanları, biberleri airfryer'de yani fritözde kızarttım arkadaşlar. Arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle küçülüğü istediğim de bu. Diğeri de böyle fırında. Hangisini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi birleştireceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Şimdi artık domates sosum pişiyor bir 15 dakikadır. Hemen ocağın başına geçip artık birleştireyim. Domatesi ocağa getirdim. 20 dakikadır kaynıyordu. Şimdi blenderdan çekmek için bir 10 dakika daha yüksek ayarda arkadaşlar kaynasın. Tam böyle yarım saati tamamlayayım. Çok dibine sürtmeden blenderdan çekeceğim. Blenderdan çektim artık arkadaşlar. Şimdi içerisine kızarttım. Sebzeleri ekleyeceğim ama şunu belirteyim ben bir kabın içine boşaltıp böyle blenderdan çektim çünkü olmadı. Çizmek de istemedim tenceremi. Şimdi hazırladığım sebzeler içerisine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım. Altı yüksekte olsun. Bir su bardağından biraz daha az yani yarım su bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. 10 diş kadar sarımsağı dövdüm güzelce onu da ilave ediyorum. Bir çorba kaşığı da tuz. Toz şeker özür dilerim tuz dedim. Ya biraz daha katıp bir su bardağını tamamlayacağım. Sizler de bir su bardağı katabilirsiniz. Zaten az yağ ile yaptık. Şöyle biraz yağlı olsun. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da kalın tuz ilave ediyorum. Tuzuna bakacağım. Sizler de bakın damak tadınıza göre ekleyin arkadaşlar. Sarımsak kokusu içeride böyle buram buram kokuyor. Böyle tüm malzemeleri kattıktan sonra şöyle bir 10 dakika kadar kaynatacağım. Ondan sonra hemen sıcak sıcak kavanozları koyup kaldıracağım. Ben de şöyle tadına bakayım. Biraz daha tuz koyabilirim. Şöyle yarım daha koyacağım. Çok aşırı tuzlu olmasını istemiyorum. Bir 15 dakikadır kaynıyordu. Gördüğünüz gibi artık kaynatmayacağım. Kapağı kapalı şekilde kaynattım. Diğer arka tarafta da kavanozun kapaklarını kaynatıyorum. Yeterli böyle çok sulu olmasın zaten. Kıvam çok güzel. Sebzeler de bir 15 dakikada zaten pişmişti. Artık özdeşti. Yarım saat domates sosunu yüksek ayarda pişirdim. Sebzeleri her şeyi kattıktan sonra da bir 15 dakikada onlar da pişirdim. Yüksek ayarda ağzı kapalı bir şekilde. Eğer ki çok suluysa siz ağzını kapatmayın. Sıcak sıcak hemen aldığınızda doldurun arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Hemen hızlıca dolduruyorum. Kavanoz büyüklüğü size kalmış. Ben böyle biraz küçük, biraz da büyük yapacağım. Şu kenar kısımlarını muhakkak silin. Yoksa kapaklarınız iyi tutmaz arkadaşlar. Hemen alıp sıcak sıcak sıkı sıkı kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum. Şöyle biraz kurulayım. Böyle ters bir şekilde bir gece bekletin. Eğer kapağınız atarsa olmamış demektir. Onu tüketin arkadaşlar.
Dibinde kalanı da sizlere göstermek istedim. Yerken şöyle biraz zeytinyağı üzerine serpebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir sos. İster kahvaltıya, isterseniz böyle akşam misafirleriniz istediğiniz gibi tüketebilirsiniz bu sosu böyle. İnanın çok güzel olmuş. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.